Bitiriyoruz hocam. Sedef ve eksemen, evet. Eksemeye karşı mahonya forte. Nerede? Bu mahonya. Evet. O kadar dergi var ki karıştı. Mahonya ile ilgili Almanya'da Profesör Doktor Gitte, Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları klinik araştırmada mahonyanın kökünün kabuğundaki alkaloidler sedefe %100 iyileştirdiği belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Biz de mahonya forte diye çok özel bir formül geliştirdik. Nerede? Mahonya. Mahonya sedefe karşı, hamemelis eksemeye karşı. Mahonya ve hamemelis. Mesela küçük çocuklarda gözüken pişiklere karşı özellikle çok ağır problem yaşarlar bebeklerde, ıslak olan bölgelerinde. Bu kısa sürede her türlü ekzemayı iyileştirir. Bununla ilgili hamemelis ile ilgili klinik araştırmalar var. Evet. Tabii bu bitkisel ilaçların tedavi süreleri diğer kimyasal ilaçlara oranla daha uzun sürede mi hocam etki gösteriyor? Kimyasal ilaç tedavi etmiyor. Başınız ağrıdı, aldınız aspirin. Baş ağrısı o dakikada geçti. O dakikada geçti. Fakat tedavi olmuyor. Ne oluyor? Rahatsızlığı sadece baskı altına alıyor. Baskılıyor. Tedavi etmiyor. Yani veya penisilin tedavi mi ediyor? Penisilin kullandığı zaman kişi bağırsaklardaki faydalı bakteri yok oluyor. Zararlı bakteri ve mantarlar azıyor. Sürekli penisilini kullanan kişi de polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi bir düzine hastalık ortaya çıkar. Antibiyotikler. Mesela parasetamol, ağrı kesici. Almanya'nın Neuwied şehrinde çocuk bademcik ameliyatı oluyor. Annesine diyor ki, refah kaçıcı kalan annesine, Alman doktor, annesine diyor ki, eğer çocuğunuz ağlarsa, sızlarsa, acısı olursa fitil verin birkaç tane diyor. Annesi de fazla veriyor. 2 gün sonra çocuk öldü. Parasetamol, ağrı kesiciden, fitilden de öldü. Mahkemeye verdiler. Ne oldu? 36 bin mark para cezasına çarptırdılar, o kadar. Kimyasal ilaç öldürür. Bütün dünyada artık kimyasal ilaç bitti, bitti. Ha, burada kimyasal ilaçların 11 bin kimyasal ilacın yan tesiri var burada. Rahmetli Bülent Ecevit'e kortizonu verdiler. Kasıtlı verdiler bana göre. Adamcağız ne oldu? Merdiveni çıkamıyordu. Cam kemik oldu. Kemikleri inceldi. Derisi inceldi. Hafıza gitti. Sadece Rafsan Ecevit'i hatırlıyor. Kimseyi hatırlamıyor. Hüsamettin Özkan'ı dahi hatırlamadı. Özel asansör yaptılar. 4 kişi taşıyordu. Neden? Kortizondan. Eğer kişi intihar etmek istiyorsa kimyasal ilaç kullansın. Başka bir şeye gerek yok. Final yapıyoruz hocam. Bir izleyicimiz demiş ki hocamızın tiroid hastalığına karşı bize önereceği ilaç nedir? Tiroid. Tiroid. Yoğurt otu forte. Yoğurt otu mesela bir bayan bize geldi Semra Hanım. Tiroid bezesinde 2 santim bir nodül var ama kötü huylu. Mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Ben aradım dedi ki ne yapalım? İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, sirilot forte, tiroid çayı, enfeksiyon çayı. 6 hafta sonra ameliyat için hastaneye gittiğinde doktoru evladım hiçbir şey yok niye ameliyat edelim demiş. Eve geri göndermiş. Bu kadar basit. Elimizde raporlar var bununla ilgili ama zamanımız yok. Bir ilacı gösterin hocam. Gösterelim Zamanımız var mi? hocam. Öyle mi? Zamanınız varsa gösterin. Ben Raporlar de var. bu arada Evet. tabii burada bitki dünyasının içerisindeyiz değerli izleyicilerimiz. Tabii İbrahim Gökçe'ye ulaşmak istiyorsanız 0212 621 21 65 ya da 621 21 66 numaralı telefondan bu ilaçlarla ilgili ya da yaşadığınız hastalık sürecini, hastalık ne zamandan beri devam ediyor, kaç yaşındasınız gibi detayları vererek İbrahim Bey'den bu konuda destek isteyebilirsiniz. O da size bununla ilgili ilacı önerebilir. Buldunuz mu hocam? Evet, mesela bu beyefendi 40 yaşında
sağ ve sol lobunda sayısız nodül var. Sayısız. Hemen ameliyat olması gerekiyor. Tiroid bezlerinden bahsediyorsunuz. Tiroid bezlerinde evet. Nodüller evet. Var. Tamam. Ameliyat olması gerekiyor. Bizim ürünler bak bir tanesi mesela büyükleri 21 çarpı 9 milim. Yani 2 santime 1 santim. Toplam 53 gün sonra doktora gittiğinde 11 çarpı 9 milim olan 4.4 çarpı 2 milime düşmüş. Diğerleri tamamen erimiş. Sayısız nodül var. Ameliyat olacak. Bütün tiroid bezesi alınacak. Burada rapor. 53 gün içerisinde bütün nodüller erimiş. En büyüğü çok bir nokta kadar kalmış. 53 günde. Sonra devam etti. Hiçbir rahatsızlık kalmadı. 40 yaşında bir beyefendi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hürmetler, saygılar. Ben Bey. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Umarız ki hastalarımız şifa bulur istedikleri şifaya ulaşırlar. Amacımız. Değerli izleyicilerimiz Kanal 54 ekranlarında Kent Gündemi programında sizlerle birlikteydik. İlk olarak Sakarya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Aydın Bahar stüdyo konuğumuzdu. Onunla şehri konuştuk. Ardından da herbalist, bitki uzmanı Sayın İbrahim Gökçek'le hastalıklar ve tedavileriyle ilgili önerilerini sizlere aktardı. Programı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Mutlu akşamlar diliyoruz efendim.